Alex, ceza sahası. Alex, 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 Alex. 100 kere Alex. 100 kere verdi top. Alex, 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 Alex. Tamba, tamba, tamba. Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Alex de Souza kariyerimizin 72. bölümüyle karşınızdayım. İşler yolunda gidiyor. Alex de Souza kariyerinde keyifler yerinde. En son bölümde 3'te 3 yaparak 2 Brezilya milli takımıyla 1 Barcelona formasıyla 3'te 3 galip gelmeyi başarmıştık. Bunları bir hatırlayalım ilk başta. Bu harika maçlardan sonra gözümüzü ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne çeviriyoruz. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi grup maçları başlıyor. İlk maçımız PSV Eindhoven'la. Puan durumu gördüğünüz gibi grubumuz Marsilya, PSV Eindhoven ve Celtic. Onun dışında A grubunda temsilcimiz yok. B grubunda temsilcimiz Beşiktaş var, Chelsea, Schalke 04 ve Dinamo Moskova. C grubunda bir eski takımımız Hertha Berlin var. Bizim sayemizde buradalar. D grubu bizim grubumuz. E, F, G grubunda da yine bir Türk temsilcisi, Türkiye'nin temsilcisi Fenerbahçe Spor Kulübü var. Bu kariyerimizdeki ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Çok heyecanlıyız. Alex, bakalım bu duyguyu da tattıktan sonra neler hissedecek. Fikstürde Fenerbahçe 4-1 yazıyor. Fenerbahçe buraya herhalde playoff turuyla gelmiş. Evet, ilk maçta Rosenborg'a 1-0 yenilmiş. Beşiktaş direkt gelmiş olabilir. Daha sonra Şükrü Saraçoğlu'nda Rosenborg'u 4-1 yenmiş Fenerbahçe ve bu şekilde Şampiyonlar Ligi'nde. Beşiktaş, gözlerim Beşiktaş'a ağrıyor, yok. Hertha Berlin'de ilk maçta 2-0 Wisla Krakow'u yenmiş. Kendi evinde de 3-0 yenmiş. Toplamda 5-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'ne gelmiş. Ön eleme oynayacağımız belliydi, evet. Daha fazla zaman kaybetmeden bu büyük maça girelim. İlerliyoruz. Haber yok. Ortalama derecelerimiz bizden 9.0 istemişler. 8.40 yapmışız. Başaramamışız. Ortadaki ikisi tamam, %90 pas isabeti istemişler. %75 yapmışız. Sanırım kariyerimiz boyunca ilk kez iki tane özelliği gerçekleştiremiyoruz. Bilmiyorum, yanlış olmasın ama normalde Alex'in onları gerçekleştirememesi imkansızdı. İşte maç günü, çarşamba günü, salı günü yapılan maçlar var. Fenerbahçe Borussia Dortmund'a yenilmiş.
Hemen fikstüre bakalım. Ajax, Atletico Madrid. Atletico Madrid 1-0. Biz temsilcilerimizle ilgilenelim. Başka ne var? Başka ne var? Hertha Berlin'in ve Beşiktaş'ın maçı bizimle aynı gün. Fenerbahçe yenilmiş deplasmanda. Artık maç zamanı. Evimizdeyiz. PSV Eindhoven'u konuk edeceğiz. Tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Barcelona, Alex'li Barcelona. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nin gruplarının ilk maçında neler yapacak? Oyun ayarlarında 21. Evet, Şampiyonlar Ligi saatinde daha yakın bir saat. 9.30. Müthiş bir atmosfer bizleri bekliyor. Alex orta sahanın solunda. Maça Alex olarak başlıyoruz ve bu büyülü müziği hep beraber dinliyoruz. Şampiyonlar Ligi başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibimiz PSV Eindhoven. Alex kariyeri boyunca ilk kez bu duyguyu yaşayacak. Tribünlerde müthiş bir atmosfer. Şampiyonlar Ligi'nin büyülü müziği eşliğinde oyuncular sahaya çıkıyorlar. İşte Barcelona taraftarları, müthiş bir koreografi, stadyum sonuna kadar tıklım tıklım dolu. Alex tribünleri alkışlıyor. Tribünlerle ilgilenen tek kişi Alex ve Barcelona taraftarları Alex, Alex, Alex diye bağırıyorlar. Şu müziğe biraz kulak verelim. İşte Barcelona'nın ilk 18'i görüntüye geliyor ve sahaya dizilişi şu şekilde. İki takım birbiriyle selamlaştıktan sonra, birbirlerine başarı diledikten sonra iki takım da yerlerine yavaş yavaş geçiyorlar. İşte PSV Eindhoven'un da ilk 11'i görüntüde. 4-3-3 oynuyorlar. Artık futbol için her şey hazır. Luis Suarez görüntüde. Hemen arkasında Alex. Hemen önünde Alex. Asistleri bekliyoruz. Başarılar çocuklar. Müthiş bir atmosfer. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkıyoruz. Haydi başarılar Alex. Başarılar Barcelona. PSV Eindhoven başladı vuruma. Ofansif bir futbol dedi hocamız. Orta alandayız. Biraz sol tarafa gitmemiz lazım. Resimiz var. Taraftarlar mutlak 3 puan dediler. Maçın favorileri. Favorisi Barcelona 1.30'da, aman. İddiada Barcelona'ya 1.30 verildi. PSV Eindhoven'un oranı 4.20. Beraberlik ise 3.10. Haydi bakalım. Biz evimizi, arabamızı, ne varsa Barcelona'ya yatırdık. Alex gol atar ise 2.0. Güzel bir oran. Luis Suarez. Eriksen. Alex topu ayağına aldı. İlk Şampiyonlar Ligi maçında güzel top. Alex indirdi. PSV Eindhoven'a golü var Alex'in. Yok. Var mıydı? Yoktu herhalde. Sağdan geldi PSV Eindhoven. Arias. Bekletmeden orta. Kafayı vurdurmayın. Çık al, bravo. Alex topu istedi. Eriksen'den Alex'e. Alex çalım hareketi başarılı. Alex bir oyuncuyu saf dışı bıraktı ama ikinci oyuncu orada. Wijnaldum diye bir oyuncu Alex'ten topu almayı başardı. Alex de topu ayağına aldı. Faul bek. Aa, yine mi başladınız? Bravo. Alex sinirlendi ve topu aldı. Alex biraz sakin dedi arkadaşlarına. Sergio Busquets. İyi geldik. Eriksen. Alex sağ tarafa geçti. Alex bindiren oyuncunun önüne. Dani Alves'in önüne. Alves ortayı kesti. Luis Suarez de açtı top. De Jong'da kaldı. Sol tarafa müthiş bir top. PSV geldi. Şut. Hummels'a çarptı top. Dakika 20. Korneri kullanacak PSV. Alex kalecinin hemen önünde. Vurdurmayın. Bravo. Haydi. Haydi hızlı çıkabilir miyiz? Hakem kalk. Luis Suarez. Pası verdi Alex. Luis Suarez'e. Orta alanda boşluk var. Alex topu ayağına aldı. Alex çalım gol getirir. Alex vurdu. Çok uzaklardan. Titan. Kaleyi ilk kez yokladı Alex. Sergio Busquets.
Sergio'dan Luis Suarez'e. Luis Suarez, Alex, Neymar, ver kaç gelir mi? Alex, haydi. Alex, çalım. Alex. Offside. Alex sinirlendi bu karara. Evet, Alex offside. Luis Suarez'e kızmış olabilir. Dakika 27, 0-0'lık eşitlik var. Hakem faulü belirledi orada. Narsing yerde kaldı, Pique. Hakem Pique'ye tereddütsüz sarı kart gösteriyor. Hadi çocuklar, hadi defans. Hadi şu topu alın artık. Boğdular bizi. Arias, Hendricks. Ortayı da kesti. Evet, şimdi ancak şimdi çıkabiliyoruz. Müller, Eriksen ve Alex, Dani Alves, Luis Suarez, Alex'in ortadan geliyor. Biraz oyunu organize etmemiz lazım. Luis Suarez, Alex ortada boş. Alex, hakem avantaja bıraktı. Alex yavaş yavaş ilerliyor. Sergio Busquets'e verdi. Topu Alex kontrol etti. Alex çalım gol getirir. Neymar'a doğru. Sergio Busquets vurdu. Faul. Biz vuralım. Lütfen biz vuralım. Çocuklar lütfen biz vuralım. Bırakın. Dakika 40. Lütfen biz vuralım. Topun gerisinde kim var? Ne olur biz vuralım Luis Suarez. Yapma ya. Vur kaleye. Dokunmuyorum. Hadi bakalım. Kime pas verdi o? Ne yaptın be oğlum sen? Pas bize de gelmedi. Ben bıraktım kaleye vurur diye. Alex ilk çalım başarılı. İkinci çalım başarısız. Wijnaldum. Suarez'in pozisyonunda ben joystick'i bırakmıştım. Tek elle böyle duruyordum. Bir anda top bana geldi. Ama bize gelmedi. Kime attığını da bilmiyoruz orada. İlk yarıda son dakikalar artık. Şampiyonlar Ligi grup maçlarının başlangıcında ilk yarıyı 0-0 eşitlikle kapatacağız herhalde. Tabii golü yemezsek. Alex de geldi. Topu kaptık. Bitir artık hoca. Bitirmezsen geliyoruz. Müller Alex'e verdi. Alex'in önünde müthiş bir boşluk. Alex de Souza bastı topa. Alex kaleye baktı. Aşırtma bir vuruş. Allah'ım, Alex ne düşündü orada kimse bilmiyor. Müthiş bir aşırtma. Yavaş yavaş süzüldü, gole doğru gidiyordu. Kamera bizi yanılttı. Ama direği bir karış yaladı. %60 PSV Eindhoven'un topla oynama üstünlüğü var. Arias ve maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Paris Saint Germain Hertha Berlin karşısında 1-0 önde. Temsilcimiz Beşiktaş da Chelsea karşısında deplasmanda 2-0 mağlup durumda. İkinci yarıda tekrar beraberiz. Haydi Alex. Son maçlardaki formun burada da devam etmeli. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Luis Suarez, Sergio Busquets, Alex arkasında. Alex topu kontrol etti. Alex bir çalım deneyecek. Bilek hareketleri. Alex çalımı attı, yerde kaldı. Alex'e yine şiddet var. Sarı kart. İşte frikikler bizim olsa. Hendricks sarı kartı gördü. Ya da Hendricks. Aa, bir de taç onların. Alex penaltı noktasının oralarda. Paslaşarak kullandı PSV. Koh. Orta. Aman, golü yedik zannettim. Pozisyon tekrarı görüntüde. Bomboş. Gerçekten bomboş. Ve oyuncu değişikliği. Dakika 59, Lionel Messi oyunda. Luis Suarez gol atmayı başaramadı. Beslemeyi başaramadık. Lionel Messi oyuna dahil oluyor. Kime? Bilmiyorum. Pres. Alex topu aldı. Bravo Alex. Lionel Messi'ye kazandırdık. Messi. Alex gitti. Alex'in önüne. Nasıl bir pas bu be? Hadi top bizde kalsın. Top bizde kaldı. Alex de Souza soldan ilerliyor. Alex de Souza faul var. Hakem. Dakika 66 oldu. Maçta hala gol çıkmadı. Alex bilek hareketleriyle sıyrıldı oyuncudan. Arkadan çekiliyoruz. Hakem avantaja bile bırakmadı. Hakemin kararları şu dakikalarda aleyhimize.
Bravo Messi. Haydi Lionel Messi. Alex topu istedi. İyi pozisyon. Ah. Ah. Titan'ın üstüne vurduk. Çok güzel. Alex. Sağ tarafa. Müller. Lionel Messi. Alex topu istedi ama Messi sağ tarafa Müller'e. Alex ortada pas bekliyor. Kesin ortayı. Alves. Alex'e gelmedi. Alex'e gelse penaltı noktasında müthiş bir şut gelebilirdi. Pres. Pres çocuklar. Pres çocuklar. Pres çocuklar. Son 20 dakika. Alba. Sergio Busquets. Alex de Souza. Alex yine topa bastı. Yine orta alandan bir kişiyi geçti. Alex Messi'ye eliyle git diyor. Yeter artık be abi. Yeter artık be gerçekten. İkinci sarı kart. Kırmızı kart. Defol git artık. İkinci sarı karttan Yorit Hendrix adlı oyuncu dakika 76'da Alex'e yaptığı bu faul sonrasında oyun dışı kalıyor. Bir de özür diliyor terbiyesiz. Pedro da oyuna dahil oldu. Yakındayız. Yakındayız. Aman sinek gözüme girdi. Ya bu nasıl bir abicim nasıl kullanıyorsunuz siz ya? Messi de sarı kartı gördü. Son 10 dakika. Umutları asla tüketmemeliyiz. Bir önceki bölümün son maçında hatırlıyorsunuz 90+4'te geldi Alex'in golü. Galibiyet golü. Rakitic de oyuna dahil oluyor. Alex girdi araya. Alex müthişsin oğlum, müthişsin. Senden başka oynayan yok şu takımda. Haydi Alex de Souza. Büyük boşluk var sağ tarafa. Geliyoruz arkadan arkadan. Dani Alves pası verdi. Alex lan. Aa, oyuncu yerdeyken topu uzaklaştırdı. Bunu da görmemiştim sanırım. Çok güzel bir şut pozisyonu. Alex de Souza topu aldı ayağına. Alex yine sert bir müdahale. Aman sakatlanma Alex. Müthiş bir şut pozisyonu. Alex plasesi var. Alex. Biliyorum hepiniz heyecanlandınız değil mi? Gözüm orada şuttan başka hiçbir şey görmedi arkadaşlar. Belki kaçan oyuncular vardı ama kötü bir plase. Ah hepiniz heyecanlandınız biliyorum. Maçtaki en tehlikeli pozisyonlarımızdan biriydi. Basın. Basın o top taça gider. Evet o top taça gider. Hadi çocuklar. Umut asla bitmemeli. Neymar saçma sapan bir taç atışı. Alex'in presi. Baskı. Basın. Basın. Çok iyi çıktılar. Son dakikalarda geldiler. Beraberliği mi istiyorlar? Aman. Golü yiyorduk az kalsın. Korner. Herhalde berabere bitecek maç. Alex gidiyor. Yürü sen Alex. Hadi. Kısa degaj abi. Kısa degaj. At Alex abi. At. Alex bomboş. Müthiş yere. Haydi Alex. Topu indirdik. Bir ver kaç gelir mi Messi'den? Lionel Messi bekle Alex'i. Sen çakma Messi'sin be. Yemin ediyorum çakma Messi bu ya. Ve maç bitti. Şampiyonlar Ligi maçımız berabere bitti. Ve maç bittikten sonra hakem orta alana koştu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız 0-0 bitti. Haftalardır devam eden seri galibiyetlerimize bu beraberlikte nokta konmuş oldu. Ah Alex'in o plase pozisyonunda çok heyecanlandık. %95 pas ortalamasıyla oynadık. Hertha Berlin 2-0 yenilmiş, Beşiktaş 3-0 yenilmiş. Şampiyonlar Ligi'nde eli boş döndük. Ya bir puanla döndük. Messi eleştirilerin hedefinde. Evet, gerçekten. Lionel Messi beklentilerinin altında formuyla herkesi şaşırtmaya devam ederken menajeri bir an önce formunu yakalamasını istiyoruz dedi. Gerçekten de öyle ama ya. Kadro raporuna bir bakalım, bu Messi kaç yaşına gelmiş? Alex 23 yaşında bu arada. 23 yaşına geçmişiz. Lionel Messi 30 yaşında. Form berbat. Berbat. Lionel Messi. Ve tekrardan gözümüzü lige çeviriyoruz. Hafta sonunda cumartesi günü Atletico Madrid'de dev bir maç var. Deplasmandayız. Alex'in bu maçta gol atması, asist yapması, her şeyden önemlisi Barcelona'nın galibiyet alması çok önemli. Puan durumunu artık incelemenin zamanı geldi. 4 maç sonunda Real Madrid'in 10 puanla liderliği söz konusu. Barcelona hemen arkasından biz ikinciyiz 9 puanla.
Atletico Madrid'de 8 puanla 4. bizim için önemli maçlardan biri. Hedefler 9.0 %90 pas ortalaması. Bakalım neler olacak. Deplasmandayız. Bu sefer sarı formayla oynayalım. Atletico Madrid'de kendi klasik formasıyla oynasın. Oyun ayarlarını hiç ellemiyorum, hiç bakmıyorum bile. Dünya klası 6 dakika, başlama saati 22 ve büyük maç başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında aldığı 1 puandan sonra tekrardan rotayı lige çeviren Barcelona, Atletico Madrid karşısında. Büyük maç, La Liga tarihinin en önemli maçlarından biri. La Liga'nın en önemli maçlarından biri. İşte Atletico Madrid kazanırsa Barcelona'nın üstüne çıkacak. Barcelona kazanırsa Real Madrid'in puan kaybetmesi durumunda yeni lider olabilir. Tribünlerde Atletico Madrid taraftarlarının işte Arda da görüntüye geldi. Yeni sezonda Barcelona forması giyecek Arda. Şu anda Atletico Madrid'in oyuncusu. Lionel Messi. Eleştiriler Messi'ye yapılıyor son zamanlarda. Yedek kulübesinde görüntüye geldi. Haydi başarılar Alex. Başarılar Barcelona. Topu kaptık. Pita Gonzalez. Alex. Alba. Alba. Neyse iyi toparladık. Hadi gitti. Ona değil. Evet taş bizim. Önemli bir yerden taş atışını kullanacağız. Alex görüntüye geldi. Taçı biz kullanacağız nedense. Alex bekletmeden kullandı. Alba. Bilek hareketleri. Alex. Pres var. Alex o boşluktan çıkar mı? Alex çıkar mı? Alex müthiş hareketler. Bir çalım denemesi daha. Alex bir çalım daha. Alex. De Souza Alex. La Liga efsaneleri arasına girer bu golle De Souza Alex. Hissetti. Vurmadı. Çalım atmaya devam etti. Atletico Madrid taraftarları susmuş. Şu anda stadyumda sadece 2000 civarında Barcelona taraftarının sesi çıkıyor. Alex kaç kişiye çalım attı? Kaç kişiyi saf dışı bıraktı? Onları tekrardan saymak lazım. Müthiş bir gol Alex De Souza'dan. Tebrikler Alex. Harika bir gol gerçekten. Kariyerimizin en güzel gollerinden biri olabilir. Alex. Allah'ım teşekkürler diyor Alex. 20 numaramıza kavuşmuşuz. Dakika 5, 4. golümüz bu. Çok güzel başladık. Müthiş bir gol Alex'ten. Atletico Madrid tekrardan oyuna başlıyor. 10.0 oynuyoruz ama hızla düşmeye başlayacak birazdan o. Alex. Dakika 10. Suarez, Cuadrado ortadan iyi geldiler. İyi şut. Yalnız kaleyi bulmadı. Güzel düşünce daha doğrusu. Suarez kaçırdı. Claudio Bravo out atışını kullandı sağ tarafa. Oyun kurarak başlayacağız. Alex de ortada. Yalnız pas istemezsek o topu kaptırması olası ya da taça atması. Haydi Alex. Alex müthiş bir gol attı. Alex'in özgüveni tam şu anda. Rakitic. Alex'e. Alex rakibe sırtını verdi. Hakem avantaja bıraktı bir şeyi. Pas verdik. Song. Pedro. Alex gitti. Rakitic. Alex'e. Alex dar açı. Orta. Ah defansa çarptı. Köşelerden böyle abanarak şut çekmek istemiyorum Emenike gibi. O yüzden biraz daha gerçekçi olsun diye orta yapmayı tercih ettim. Gabi. Çerçi. Mandzukic ceza sahasında topla oynamaları kötü. Mandzukic direğe. Çok tehlikeli bir pozisyonu harcadı Atletico Madrid. Bravo bu sefer uzun oynadı. Alex elini kaldırdı. İndirirsen Suarez'e bana indir dedi. Alex'in presi başarılı ama ayak uzatamadı Luis Suarez. Pres var. Mandzukic, Gabi. Tekrar Mandzukic. 2 dakika önce topu direğe atmıştı. Çerçi. Arda Turan. Arda Turan'ı da ilk kez gördüm. Siz daha önce görmüş olabilirsiniz de ben ilk kez görüyorum. Suarez. Orta. Uzak direğe. Cuadrado out. Arda bu sefer sol taraftan geliyor. Arda Turan. Arda. Top ayağında. Alex'e nazire yapar gibi çalımları atıyor. Arda. Güzel yere çıkardı. Aman Mandzukic bravo uzaklaştırın. Vurun artık çocuklar Montoya taç. İşte Arda görüntüye geldi.
Atletico Madrid'in her şeyi. Tacı da o kullanıyor. Insua. Kayarak müdahale Müller, hakem faul dedi. Her topun başında Arda var. Arda orta uzaklaştırdı. Bir kontratak şansı olabilir. Luis Suarez. Büyük boşluk var. Alex. Alex. Güzel yere. Haydi oğlum. Haydi. Kim o? Pedro. Luis Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez. Korner. Rakitic topun gerisinde. Yerden. Alex. Boşluk var. Alex çalımı attı. Alex. Plase. Ah çok yerden gitti. Harika bir çalım, müthiş bir plase ama gol olmadı. Alex bu sefer ters ayağında pası verdi, başarısız bir pas. Atak devam edecek. Song. Alex ne oldu sana? Ne oldu bu kendi kendine? Bir dakika ne oluyor, ben bir şey yapmadım. Oo, sarı kart gördük. Niye gördük? Bir dakika Allah için izleyelim. Aa, bunu ne zaman yaptım ya ben? Hak etmişiz. Miranda Alex'in yaptığı faul sonrasında kazandıkları serbest vuruşu kullandı Rakitic. Alex'ten sola. Ah, Alex'in plasesi girmedi. İkinci golümüze çok yaklaşmıştık. İyi geldik. Luis Suarez. Alex de yavaş yavaş geliyor. Alex topu ayağına aldı. Alex. Ne oldu? Yine kim faul yaptı? Ya ne oluyor ya böyle? Hakem delirdi. 8.0'lık Alex'i çileden çıkardılar. İndir oğlum. Mandzukic. Pita Gonzalez. Alex de Souza. Bu sefer Luis Suarez'i görmedim bilerek. Sakin. İlk yarının son hatanı yapmamız lazım. Müller. Ortada Alex'in boşluğu var. Alex. Alex. Çok seviyorum Alex'i. Buradan çalım atıp faul. Ya ben vurayım ya. Ne olur Alex'e vurdursanız kesin gol ama ya. Basıyorum topa. Topun gerisinde yine Luis Suarez olacak herhalde. Bütün tuşlara basıyorum arkadaşlar. Bize kullandırın onu. Topun gerisinde yine Luis Suarez. Bu sefer kullandırmayacağım. Pas istiyorum. Pası aldık. Bize vermedi ama. Pedro. Alex'e bıraktı. Alex bir faul daha mı? Yine Alex yerde kaldı. Rakitic. Ortada boşluk var. Luis Suarez. Alex'e. Alex pası verdi. Hatalı bir pas. Biliyorum çok oynadım. Çok top istedim ama bir kere daha çalım atmak istemedim arkadaşlar. İlk yarı bitmeden bir atak daha gelmedi. 1-0 önde kapattık ilk yarıyı. Alex ceza sahasının hemen önünde. Uygun pozisyonda olduğu zaman orada topu alması benim için çok önemli. %70 gol şansı ama bazen korkuyorum çok fazla pas istediğim için bir daha pas almaya. Ya da çalımlar ne kadar başarılı olsa da bir kere daha çalım atmaya korkuyorum. Biraz onlar oynasın istiyorum ama çoğu zaman dayanamıyorum. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık Alex'in harika golüyle. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Böyle devam edelim. Alex'in de sarı kartı var, unutmayalım. Alex de ceza sahasına kadar geldi. Arda sol tarafta, orta, iyi orta. Alba uzaklaştır. Alex topu kontrol etmeyi başaramadı. Sarı kartımız var. Buna rağmen kayarak bir müdahale. Hamle de başarısız. Arda girin araya. Bravo Alex. Top Alex'te. Sakin dedi Alex arkadaşlarına. İşte müthiş hareket. Alex'in en büyük özelliklerinden biri bu. Bir anda oyuncuyu pazara göndermesi. Alex'ten Song'a. Tekrar topu istedik. Soldaki boşluğa. Oyunu kurduk bu sefer. Pedro. Tekrar top Alex'te kaldı. Mascherano. Alex. Hadi birkaç kişiyi çalımlayabilirim belki. Alex. Boşluğu buldu yine Alex de Souza. Luis Suarez'in önüne atmak istedi. Çalım denesem gol gelecek ama yapmak istemiyorum. Song. Luis Suarez. Geldi Alex. Alex. Alex ayağını kaldıracak da, o topa vuracak da 2018 olur.
Çok güzel topu kaptık. Bir atakta Rakitic, Song, Pedro, Neymar nerede? Neymar yok. Ortada topu istedik. Hadi Song'dan Alex'e top gelir mi? Geldi top Alex'e. Alex yine topa bastı. Güzel yer. Vur. Müller atsa yine bir gol, bir asiste maçı kapatacağız, biliyor musunuz? Aslında çok güzel vurdu. Biraz daha sola gitseydi gollü. Çerçe oyundan çıkıyor. Yerine Baptista giriyor. 8.8'lik bir ortalamamız var şu anda. Çok güzel. Orta alanda üstünlüğümüz var. Cuadrado. Topu kaptırdılar. Alba, Alex. Pedro tekrar Alex'e. Alex yavaş yavaş ilerliyor. Müthiş yere. Rakitic hakem avantaja bıraktı. Geliyoruz sağ taraftan. Müller. Tekrar Rakitic. Rakitic. Alex topu istedi. Alex'e yine şiddet var. Alex çalımı attı. Alex gole gidiyor. Bu sefer sert bir vuruş kaleci zorla çıkardı. Yine Plase beklediniz biliyorum ama bu sefer Plase vurmak istemedim nedense. Müller çıktı. Neymar oynadı. Ayl oluyor. Pedro. Alex. Ortadaki boşluğa Rakitic Alex'e verdi. Alex bir çalım daha gelir mi? Penaltı. Alex'e penaltı yaptılar. Harikasın Alex. Sen futbol tarihine son zamanlarda gelen büyük bir dahisin. Bir kere de bir şeyi bize kullandırın be. Kim nasiplenecek bu penaltıdan? Messi. Kurnaz Messi, çakal Messi. Alex'e yapılan penaltıları Messi kullanıyor. Haydi Messi. Haydi Lionel Messi. İkinci gol için şutu çekti. Müthiş bir penaltı. Gel buraya Messi, gel. Gel. Gel bana sarıl oğlum, penaltı bize yapıldı. Messi ve Alex görüntüye geldi. Harika bir penaltı gerçekten. Kaleci uçmamış bile. Şöyle bir yeltenmiş ama uçsam da çıkaramam dedi, o yüzden uçmadı bile. 2-0 öne geçtik, bu çok önemli maçta. Lionel Messi, kaleci çaresiz. Messi ligdeki ilk golünü atıyor. Daha önce bir penaltı golü daha atmıştı. O ne, hangi maçtaydı? Son dakikada. Onu Luis Suarez mi atmıştı acaba? Birinci gol yazıyor. Alex bravo. Bravo oğlum, bravo. 9.3. Hadi herkes çalımlama vakti geldi. Alex. Bir çalım daha. Alex. Bu sefer pası verdim. Lionel Messi. Alex de Souza Messi asist yaptı. Artık nasıl bağıracağımı bilmiyorum arkadaşlar. Luis Suarez'e attırdığımız gollere çok benziyor. Alex gol attı. Tüm maçlarda bir de asist yapmayı başarabildi. Harikasın Alex. Şu Alex kariyeri birkaç sezon daha devam etse herhalde astronomik rakamlarla transfer olur. 3-0 oldu. Dakika 71. Messi'nin ikinci golü, Alex'in de hemen hemen ikinci asist diyebiliriz yani. O penaltıda da Alex'e bir asist yazılması lazım. 9.5 Alex. Atletico Madrid hiç de olsun. Atletico Madrid en azından bir gol diyor. Kırmızı kart mı? Kırmızı kart mı? Ne oldu? Ooo, direkt kırmızı Pedro. Neden? Çok merak ediyorum. Neden kırmızı kart gördü? Direkt kırmızı kart gördü. Hakemi mi dövdü? Gerçekten çok sert. Yalnız bir saniye, bu oyunda kırmızı kartı da avantaja bırakıyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani orta yapıldı, pozisyondan bir sonuç çıkmadı, ondan sonra gitti kırmızı kartı gösterdi. Çok enteresan değil mi? Kural hatası var sanırım. Çok basit bir kafa. Haydi bakalım. Dakika 78, 3-0 öndeyiz Atletico Madrid karşısında. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız beraberliğimiz, şanssız değil. Evet, çok güzel. Alex ve Messi harika işler yapıyor. Alex. Ama faul.
Bu hakem çok çirkef, çok terbiyesiz bir hakem. Ooo, hakem mi terbiyesiz, oyun mu kafayı yedi bilmiyorum. Artık maçta uzatmaları hesaba katmazsak son 2 dakika. Dakika 88, 3-0'lık üstünlüğümüz var. 10 kişiyiz. Bir gol daha bulabiliriz aslında. 9.5 pres var. Messi yerde kalmış bu arada. Gabi, Koke, Arda Turan. Arda, Alex'in presi var. 9.4 oynuyoruz. Sağ tarafa Baptista. Baptistao. Golü yedik herhalde. Evet, ısra geçtiler. Hadi kötü kontrol. Haydi topu alırsak gol gelecek. Bas. Hızlı çıkalım. Çok güzel. Ver o topu Alex'e. Alex burada bomboş. Ver, kısa degaj. Hadi, geliyor mu top? Top bize geliyor. Alex sevmediğim hareketi yaptı. Son 5 dakika artık. Rakitic, Alex. Alex, özür diliyorum. Rakitic ve Alex. Bir top daha. Song. Verin şu topu abinize. Montoya, Alex'e. Alex ortadaki boşluğu gördü. Maç bitmeden bir şut daha gelir mi? Moya'nın kucağına. Artık 3-0 kazandınız dedi hakem ve son düdüğü çaldı. Maçın şüphesiz en büyük kahramanı Alex de Souza. %90 pas ortalamamız, 2 kilit pasımız ve maç puanımız 9.5. Maçın oyuncusu Alex de Souza. Tebrikler Alex. 1 gol, 1 asist ve 3. golde, diğer golde bize yapılan penaltıdan geldi. Harika bir galibiyet aldık. 3-0 kazandık ve artık bu bölümde size veda etmenin vakti geldi. Puan durumunu gösterelim. Haber kutusunda, mesaj kutusunda bir mail var. Pedro cezalı bir maç. Bizi çok fazla ilgilendirmeyen bir haber. Puan durumunda liderliği ele geçiriyoruz. Barcelona 5 maçta 4 galibiyet. 4 galibiyet arka arkaya aldık ve 12 puanla liderliğe oturmuş durumdayız. Asist ve gol krallığına da göz atalım bu bölümün sonunda. Ronaldo, Alex zirveyi paylaşıyorlar gol krallığında. Asist krallığında ise Barcelona'lı Alex liderliği kapmış daha ilk haftalardan. Çok güzel başladık. Aman nazar değmesin. Bu bölümün sonuna geldik. Alex de Souza sizden beğeni bekliyor. Videoyu paylaşmanızı istiyor. Ve Kırmızı Kepe abone değilseniz abone olmanızı istiyor. Alex'i kırmazsanız sevinirim arkadaşlar. Haydi şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.